Galatasaray da Arife'yi gösterdi, bayramı göstermedi Karagümre Ya Barış Alper'in gelişimi alıp incelensin. Dün Berkan'la ilgili sosyal medyada güzellemeler yapıyorlar. İşte Galatasaray'ın aslanı falan. Lan daha yeni bağırmıyor muyuz adama? <laughs> Cengiz Ünder ya, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kazı oldu. Tadiç'i tutmamak için deli olmak lazım. Ceko'yu da beğenmiyoruz. Kimi beğeniyorsun? Batşahi. Daha çok şampiyon olamazsın. Geçti artık. Sen taraftarın gözünü boyayamazsın bu saatten sonra. O konu kapandı. Kandıramazsın. Biliyor musun Gülben Ergen Büyük takım teknik direktörü sınıfı özelliği İsmail Hoca'da yok. Panorama'nın yeni bölümü artık şampiyonluğunda sonu. Öncelikle abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yorgun i̇yi. değilsin değil mi bu sefer? Yok, i̇yi, iyi. Yani biraz dalga geçmişler. <laughs> Ama orada montajda bir oyun olabilir. Montajda bir oyun yok oğlum. Sen beni dinlemeden cevap verdin. Olabilir. Ya belki muhtemelen konuşacağım şey şeylere kendimi şartladığım için. Evet. Abi dedim ben de iyiyim ama senin yorgunluğunu göz ardı etmek için yapmamıştım. Ha, yok ben öyle bir şey demedim zaten. Yaş itibariyle senin yorgun olmaman normal yani. Biz artık hem kafa yorgunluğu çok başka bir şey onu da söyleyeyim. Hani senede kaç maç izleyip analiz yapıp ona göre konuşmak Öyle çok da kolay olmuyor ya. İnsanlar tabi sadece kamera önünde konuşuyoruz ama bizim bir de kamera dışında herkesle futbol konuşma mecburiyetimiz var. Yani <laughs> anladın mı? Anladım, nereye, gidersek, yani nereye gidersek gidelim. En çok da Fenerbahçe tabi. Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali kısmı. Farklı cevaplar da veremiyoruz tabi. Abi şampiyonluk yarışının sonuna geldik. Galatasaray kazanmayı bildi. Fenerbahçe de evinde kazandı. Ama derbi öncesi çok da işe yarayan bir galibiyet değildi. Bununla başlayalım. Ee, i̇şe yarayan yaramayan meselesi Galatasaray'ın aldığı sonuçla alakalı elbette. Galatasaray da Arife'yi gösterdi. Bayram'ı göstermedi Karagümre. E, açıkçası Karagümrük son dönemde Kasımpaşa ile beraber Galatasaray'ı en çok zorlayan takım oldu. Tabii ki can havliyle oynayan, kaybedecek hiçbir şey kalmamış takımların e, risk aldığı zaman büyük takımların defolarını ortaya çıkardığı doğrudur. Fakat e, Galatasaray takımında Sezon değerlendirmesi yaparken konuşacağımız en önemli şeylerden bir tanesi teknik direktör başarısının yanında bireysel performanslarında çok üst düzeye çıktığı bir sezon oldu. Ve istikrar var Galatasaray'da. Yani bir takımın ne bileyim ör, örnek veriyorum 3-4 hafta Cengiz Ünder iyi oynayabilir Fenerbahçe'de. 3-4 hafta Fred iyi oynayabilir. Biraz Şimanski oynayıp iki ay dinlenebilir. İrfan Can genelde iyi oynayabilir. Ama Galatasaray'da iyi oynuyor kısmının karşısına bütün bir sezonu iyi oynatabileceğimiz 7-8 tane oyuncu yazma şansımız var. Şimdi Abdülkerim çok Gayet iyi oynadı. Iyi sezon Nelson yani. çok çok iyi oynadı. Torreira, Muslera oldu mu sana 4? Oldu. Barış Alper? Barış Alper de evet. Kesinlikle iyi bir sezon Mertens. oynadı. Mertens bir aylık bir Tek boşluğu, boşluğu var. var. Ama o bir aylık boşluğu sayesinde kalan 9 haftayı şey 9 ayı bana göre iyi geçirdi. E Icardi sahada olması yetiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun en az 7-8 aylık iyi performansı var. Hakim son düzlükte sazı eline alanlardan. Kerem Demirbay. Onun da dinlenmişliği var. Forma rekabetini belli bir süre sonra kazandı. Fakat oynadığı zaman Fred'den sonra Türkiye'nin en iyi 8 numarası gibi oynadı. E şimdi sağ bekte Kaan Ayhan oynuyor. Zaman zaman Barış Alper oynuyor. Oyuncu evirerek o sıkıntıları da gidermeyi başardı Okan Buruk. E böyle olunca Galatasaray'ın standartların üzerinde istikrarlı oynayan oyuncu sayısı çok fazla oldu Emirhan. Yani bu fark neden? İşte ondan. Bir, bu birincisi. ikincisi de bence iç saha. Oraya gelelim. Galatasaray bu sezon ligde oynadığı iç sağ karşılaşmalarında 18'de 18 yaptı. 51 gol attı ve sadece 14 gol yedi. 54 puan topladı. Aslında e, rakibine baktığımızda Fenerbahçe çok da kötü bir performans sergilemedi. Ama 18'de 18'in yanında e, aldıkları 3 tane beraberlik ve kritik bir Trabzonspor mağlubiyeti var. En kritiği Trabzonspor mağlubiyeti oldu. Ee, özellikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkı yaratan en önemli sebep iç saha. İç sahada çok özgüvenli, tempoyu arttırdığı zaman kendi taraftarının oluşturduğu ambiyansla beraber rakibi kolay mağlup eden bir takım oldu Galatasaray. Ben bir daha söylüyorum bu kırılması çok zor bir rekor. Yine çok özel kadrolar yapılabilir bu ülkede. Fakat bu tip rekorlar öyle kolay kırılmıyor o yüzden Okan Buruk'un bu rekorunu kırmak mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Derbide bu psikolojik avantaja çıkacaklar. Şimdi şampiyonluk bu maça kalsaydı diye sürekli böyle konuşan Fenerbahçeli arkadaşlarım da oluyor. Tamam da deplasmana gittiğin rakibin şampiyonluktaki en büyük rakibin 18 maçtır maç kaybetmemiş orada. Berabere bile kalmamış. Şunu söyleyebiliriz değil mi? Şu an için Türkiye'nin en zor deplasmanı Rams Park elbette. Ve bir şampiyonluk almak orada aslında Sanıldığı kadar kolay olmaz herhalde. Ya eskiden olsa daha da zordu. Şimdi eskiden futbol dışı çok fazla etken girerdi işin içerisine. Ee, açıkçası ben çok koridorlarda yani düşmeme mücadelesi verirken rakibin de aynı durumdaysa koridorda tekme tokat birbirimize girdiğimizi biliyorum. Daha maç başlamamıştı yani. Anladın mı? Daha sahaya çıkarken adam seni korkutmak sindirmek için böyle şeyler yaşanıyordu bizim zamanımızda. Elbette yani inşallah güncellenmiştir biraz daha durumlar. Böyle şeyler yaşanmaz. İnşallah futbolun dışına çıkmayız ama biz yeteri kadar Fenerbahçe-Gahasay maçı seyredemediğimiz için şu maçın futbolla ilgili yorumunu yapmak daha zor. Seyredemiyoruz ki. İlk Fenerbahçe-Gahasay maçı futbol kalitesinin çok düşük olduğu bir maç oldu. Evet İkincisi oynanmadı. Mesela derbi sınıfındaki maçlarda Beşiktaş o kadar düşük standartlı kaldı ki ikisi de Beşiktaş'ı kolay yendiler. Yani bu sene derbi konusunda futbol severler bence çok şanssız. Hepimiz çok şanssızız. Ya inşallah bu sefer futbol adına bir şey. Mesela Fenerbahçe şu derbiye çok rahat çıkacak taraf. Ne kaybedecek ki? Zaten kaybetti. Anladın mı? Kazanmak için risk alabilir. Ya İsmail Hoca'nın son vücut dilinden de yani ben biraz bunu aldım. Kaybedecek bir şeyiniz yok. Çıkın kazanın en azından belki şampiyonluk ihtimalini bir hafta daha ötelersiniz falan gibi bir şeyler. Derbi ile alakalı şunu söyleyeyim. Bu yayında aslında çok fazla değinmeyeceğiz derbiye. Çünkü Cuma günü izleyicilerimizi derbi özel bölümü bekliyor. Bütün yorumcularımız o bölümün içinde yer alacak. Onu da izleyebilirsiniz. Suya yazı yaz yazıyorsun. Diye Peki. bir parantez açayım <laughs> abi. Bireysel performanslara döneyim Galatasaray'da. Dönelim. Biz aslında geçen hafta da bahsetmiştik. Mertens'in performansı ama üst üste 8 maçta asist yaptı. Totalde bu 8 maçta 9 asisti var. Ve e, bu sezon Süper Lig'de 6 maçta hem gol attı hem asist yaptı. E, Galatasaray 2 tane oyuncusuyla maçı kazandı. Vasat performansa, düşük performansa, daha doğrusu düşük tempoya en fazla isyan eden 2 tane oyuncusu oldu. 1- Barış Alper, 2- Mertens. Mertens, Icardi ile beraber önde pres yapan oyuncu. Kerem Demirbay ile beraber orta sahada top kazanan oyuncu. Torreira ile beraber agresifliğe karşılık veren oyuncu. Galatasaray sıkıştığı zaman asisti yapan oyuncu. Galatasaray ikinci kez sıkıştığı zaman golü atan oyuncu. Abi Mertens gerçek bir sahiçi lideri. Gerçek bir on numara. Gerçek bir winner oyuncu gibi oynuyor. Şimdi Barış Alper de uzun zamandır buna eşlik ediyor. Hatta Tolunay Kafkas dün maçın ilk yarısı bittiğinde Nazım Sangare ile oynuyordu Karagümrük sağ kenarda. Ve Nazım Sangare ile Can diğer tarafta Kön Barış Alper. Bütün ilk yarım saatlik aksiyonlar buradan oldu. Ya birisi oradan ya gol yiyecek ya gol atacak gibi gözüküyordu. Fakat baktı ki Tolun Hoca Nazım Sangare Barış Alperle baş edemiyor. Oraya stop özellikle Birazçı aldı. Birasçı'nın yanından geçti golü attırdı abi. Hesapta savunması iyi bir oyuncu, daha dinlenik bir oyuncu. Ya Barış Alper'in dayanıklılık konusunda, arzu ve istek konusunda ki bu sadece fiziksel olarak bir gelişim demek değildir. Konsantrasyon olarak, devamlılık olarak ve futbol mantıksızlığı olarak gelişimi alıp incelensin. Çünkü bütün genç oyuncuların bu gelişime ihtiyacı var. Alıp incelensin. PT ile mi çalışıyor? Hangi kitapları okuyor? Hangi arkadaşlarından öğüt alıyor? Aldığı öğütler ne? Genç oyuncuları anlatsın mı bu Galatasaray'ın altyapısındaki falan? İnanılmaz derecede farklı bir seviyeye çıktı. Bizim mini takımımız için de çok büyük şans. Şimdi boş alan bulduğu zaman durdurulamaz bir oyuncuya doğru gidiyor. Ve en çok alanı kim bulur biliyor musun maçın içerisinde? Eğer gezen bir oyuncuysa Barış Alper gibi santrafor bulur. Stoperlerin kucağından kaçabilmek için sağa sola evrilip o koşuları yapmaya başladığı andan itibaren Barış Alper e özellikleri bizim bir takımımız için fark yaratır. Barış Alper'le alakalı bu sezon 2373 dakika forma giymiş. %23'ünü sol bekte oynamış bu sezon. %15'ini sağ bekte oynamış. %18'ini sol kanatta oynamış. Zaten sol kanata yeni evrildi bu sezonun içinde. Ve %40'ını da sağ kanatta oynamış. Evet. Yani ne söyleyebilirsin ki? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Galatasaray'da bu tür oyunculardan var ama. Çok Galatasaray'da bu oyunculardan var mı? Yoksa Okan Hoca bunu iyi mi başarıyor abi? Galatasaray'da bu tür oyunculardan var. Aynı zamanda Okan Hoca bu oyuncuların özelliklerini keşfetme konusunda başarılı. Örnek veriyorum. Kaan Ayhan'ı hepimiz biliyoruz zaten. Yani Şenol Hoca da ön kullandı, stoper kullandı, sağ bek kullandı. Şimdi aynısını Okan Hoca da yapıyor. Berkan stoper, sol bek oynadı. Şimdi ön libero oynadı. Dün hamle oyuncusu olarak da maç aldı. Süper Lig ilk golünü attı. Ama belki de sezonun en değerli golünü attı. Evet. Bunlardan var. Abdülkerim sol bek oynamadı mı? Oynadı. Sol stoper de oynuyor. Bunları yapabilir. Kerem Demirbay'ı da ben bir ara stoper attığını hatırlıyorum. 8 numara oynuyor. Bence 6 da oynayabilir. Şimdi bunlardan çok var. Kerem Aktürkoğlu Santrafor arkasına evrildi. Sol kenar sağ kenar oynadı. Doğru mu? Doğru abi. Bunun için galiba iyi de bir iletişime ihtiyaç var. Hoca ile oyuncular arasında. Şimdi oyuncu oyuncu maçın içerisinde antrenmanda, taktik antrenmanında falan zaman zaman farklı pozisyonlarda kullanılır. Gözlemlediğin zaman o pozisyonda iyi olup olmayacağını anlarsın. O konucu da muhtemelen anlıyor. Yani şimdi çok öyle bilinmedik oyuncular değiller ki. Hani hadi Barış Alper 2 senedir Galatasaray'la. Ama Hakim iyi dünyada tanımayan yok. Özelliklerini bilirsin. Berkan'ı 3 senedir Galatasaray'da birçok maçını izlemiştir. Mesela dün Berkan'la ilgili sosyal medyada güzellemeler yapıyorlar. İşte Galatasaray'ın aslanı falan. Lan daha yeni bağırmıyor <laughs> mu adamı. Adamı tefe koyup göndermediniz mi? Zaten baskılardan dolayı aslında ayrılmak istemişti Berkan. Kendisi ayrılmak istemiş. Türk oyuncular genelde Galatasaray'da bunları yaşıyor. Oyuncuları doğru kullanmak çok önemli. Dönüp dolaşıp iş teknik direktörü başarısına geliyor. Berkan'ı bu takımın değişilmez oyuncusu yapmaya kalkarsan kötü bir oyuncu gibi gözükür. Ama aynı oyuncuyu doğru zamanlarda kullanırsan bazen Torreira'nın muadili olur. Bazen çok iyi bir hamle olur. Bazen de iyi bir 8 numara olur. Okan Hoca başarısı bu. Mesela Kadıköy deplasmanı Berkan'ın bir performansı vardı Torreira'nın yokluğunda. Ama sürekli Hafızaya oynuyor muydu? Sürekli mi? oynuyor muydu? Hayır. Sürekli oynamıyordu. Doğru zamanda oynattığında Berkan çok iyi oyuncu. Ya tamamlayıcı bir oyuncu, anladın mı? Ama bütün bir sezon boyunca Torreira'nın pozisyonunda oynatırım dersen o zaman Antipatik ya. ve vasat bir oyuncuya dönüşür. Doğru zamanda kullanmak lazım. Maç sonu şöyle güzel bir şey vardı. Hem Barış Alper hem de Mertens birbirleriyle alakalı açıklama yaptı. Barış Alper, Mertens abiden çok şey öğreniyoruz. O gerçekten bizim için bir abi. Bana da maçta asist yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Mertens dedi. abi mi diyor? Mertens abi. <laughs> Arda Güler'in de şey var ya abi. Modic abi, Kroos abi diyor. Ya. Burada abi demeden yapamıyorum. Böyle yapamamış. şeyler var. Ozan Tufan'ın da Pelkasa Yunanistan dediğini hatırlıyorum abi. ya. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> Ya adını hatırlayamazsın da Yunanistan'da demezsin ya Ozan <laughs> Durmaz. Allah siz bari. söyledi ya. yani. bari. <laughs> Mertens, <laughs> Mertens'te Barış Alper bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor. Ee, takım için onun hakkında bu çocuk nerelere gelebilir diye aramızda konuşuyoruz. Bence çalışmaya devam ederse çok iyi yerlerde göreceğiz. Bu beni mutlu edecek. Seviyi nerede atlar? Nerede atlar? Ve sen nerede görüyorsun Barış Alper'i? Avrupa Şampiyonası hikayesi. Barış Alper'in bonservis bedelini kariyerinde nereye gideceğini, hangi ligde oynayacağını belirleyecek. Ama şu haliyle bile Galatasaray'da çok uzun yıllar fark yaratsa kazandığım bonservis bedelinden daha değerli olabilir. Biz artık her şeye bonservis bedeli üzerinden bakmaya başladık. Kerem Aktürkoğlu yıllardır Galatasaray hizmet ediyor. Bir yere gidemedi ama Galatasaray şampiyonluklar elde ediyor. Kerem Aktürkoğlu başarısız mı bonservis bedeliyle satılamadığı için? Yok. Galatasaray'ın sportif başarısına çok ciddi katkı yaptı. Aynısını Barış Alper'le de yaşayabilirsin. Birden fazla da pozisyonda oynayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Mesela Manchester United karşılaşmasında Deplasman'da Kerem çok iyi oyun oynamıştı. Galibiyetin mimarlarından Icardi ile birlikte. Ve o maçta kazandığın para, galibiyeti aldığın para muhtemelen Kerem'in şu ana kadar Galatasaray'a mal olmasıyla eşdeğer olabilir. Olabilir. Daha fazlası bile olabilir. Evet. E, ama işte... Yani bakış açısı sanırım senin dediğinde bu biraz daha fazlası. Bir değil. sıkıntı taraftarın gözünde yüzünün eskimesi. Yani bazen taraftar ne kadar başarılı olursan ol olur, yeni yüzler istiyor. Anladın mı? Yani farklı yüzler istiyor. Yani yıldız transfer gelsin. Kerem beklesin istiyorlar mesela. Adil değil. Değil elbette. Değil. Ama bu bir kaçınılamaz gerçek. Yani taraftarın yeni yüz, yeni transfer. Mesela bizim ülkemizde rakibin transfer yapıyor diye transfer yapıyorsun bazen. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu sezon çok fazla oldu. Hani şöyle bir düşününce ikisinin de aldığı oyuncular genelde birbirleriyle transfer yarışının da ürünleri. Zaha mesela bunun güzel örneği. Kime yar oldu? Kimseye yar olmadı. Kimseye yar olmadı. İrfancan Fenerbahçe'de bu sezona kadar ayak kırıklığıydı. Yani böyle e, sen mi alacaksın, ben mi alacağım derken değerinin çok üstünde rakamlar ödeniyor bazen oyunculara. İnşallah bu saçma rekabet bu sene devam etmez. Hani bu kadar güçlü kadrolar İkisi de Şampiyonlar Ligi inşallah ikinci olan da önelim oynayıp devam eder. İki tane takımımız olsun Şampiyonlar Ligi'nde Emirhan. Yani güzelliği burada değil mi? Evet. Kesinlikle. Yarış orada olsun daha çok. Bu sezon mesela işte Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndan her zaman bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin önüne de bu fırsat geçmişti. Yani orada da benim Avrupa Kupam var artık benim de Avrupa Kupam var diyebilirdi Fenerbahçe. Bin kere dilimizde tüy bitti. Bizim C şeklindeki masamızda da söyledik. Bu koltukta da söyledik. Olimpiya maçı, Fenerbahçe için konferans ligi ligden daha önemli olmalıydı. Daha önemli olmalıydı. Avrupa Kupası kazanmak 20-30 yıl seni başarılı bir hoca yapar. Hiç çalışmasan bile. Ama şampiyonluk bir sonraki sezon güncellenecek. Ya Fenerbahçe başarısız. Fenerbahçe çok başarısız. Sportif başarı sıfır. İstediğin oyuncuyu alabilirsin. Bu güç seni şampiyon yapmıyor her zaman. Oynamak istediğin oyun. Ona göre teknik direktör teknik direktör raporu doğrultusunda onaylanmış oyuncular. Doğru kurgu ve sezon içerisinde krizi yönetme başarısı. Yıldız oyuncularla barışık olma. Bir sürü detayı var. Bunların birçoğunu Fenerbahçe elde edemedi. Ve üstelik sürekli bir sirkülasyon var. Ya 200 milyon euro üstünde para harcayıp yani kriz idare edemeyecek teknik direktörü niye getirdin? O 200 milyon euronun nasıl harcanacağına karar vermek için. Bak Biraz önce Galatasaray konuşurken şunu saydık dedik ki sezonun içerisinde istikrarlı ki bence bir 7-8 ay istikrarlı oynamış oyuncular sezon içerisinde başarılı sayılırlar. Bir de Fenerbahçe'ye gel başarısız olan oyuncuları sayalım. Bunları da teknik direktör üzerinden okurum. Şimdi Ryan Kent'e yeteneksiz diyebilir misin? Hayır. Ama başarısız. Mert Hakan kaç maç oynadı toplam? 10 tane falan herhalde. Aklımızda kalan maç en fazla 5'tir de. 5 yoktur. 2-3 tane gol attı sonradan. O kadar ondan. o kadar. Ya arkadaşlar Joshua King kaç maç oynadı? Luan Perez nerede? Perez galiba futbolu bırakacak. ya bakıyorum faydalanamadığın oyuncuları sayalım. Mihail Zayt kötü oyuncu mudur? Fenerbahçe'nin... Vallahi 5 yaşın orta sahasında o kalitede oyuncu yok ya. İkinci İsmail Kartal dönemindeki en değerli oyuncu. En değerli oyuncuydu. Şimdi sen daha önce kendini ispatlamış oyuncuları nasıl böyle değersiz hale getirdin? Serdar Aziz. Peki Bonucci'nin kariyerini tartışabilir miyiz? Hayır. Peki nerede? Anlamadığım nokta mesela 3-4 maç kadroyu almadın ve Kayseri Spor karşılaşmasında kadrodaydı ve oyuna da girdi. Şimdi bak ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımının kadrosu geniş ama kullanılabilirliği çok düşük oldu. Yani bazı adam Berkan'ı aldı kara gümrük maçını hanesine yazdırdı. Sen Zaysi'yi alıp yapamadın mesela. Joshua King sana kaç maç kazandırdı hamle olarak? Mert Hakan beklenenin altında. Bunlar senin yetenekli sınıfında oynuyor. Cengiz Ünder ya... Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük kazığı oldu. Seni şampiyon yapması gerekirdi bu bonservis bedeliyle, Cengiz Ünder kalitesiyle, yeteneğiyle bir adamın. İdare edemedin adamı. İdare edemedin. Başka bir anlı, bana özel hayatından falan kimse bahsetmesin. Onu da idare etmek zorundasın. 15 milyon euroluk bir yatırım yaptın. 15 milyon euro bir yere harcadın. Bir yer açtığını düşün. Örnek veriyorum bir restoran açtın. 15 milyon euro harcadın. İlgilenmez misin yatırımınla? Her anıyla. Her saniyesiyle anladın mı? Mutfağından Sandalyesine kadar, çalışanından etini kesene kadar her şeyle ilgilenmez misin? İlgileneceksin oyuncunla. Emirhan başka türlü başarılı olamazsın. Ben aldım o oynamalı tarzı. Hayır bir Hayır, bunlar galiba. aldım. Ben bu profesyoneldir. Futbolcular çocuk gibidir. O yüzden bir çoğu futbol bittikten sonra sudan çıkmış balığa dönüyor. Futbolcu futbolcuyken kendini geliştirebilen bir profil değil değil yani. O yüzden Barış Alper incelensin diyorum. Anladın mı? Çocuk mental olarak da, futbola bakış olarak da gelişti. Fiziksel olarak da gelişti. Güç, dayanıklılık. Ama futbol sonrasına hazırlanmak ya da futbol oynarken belli bir olgunluğa erişmek için yardıma ihtiyacı var bu oyuncuların. Fenerbahçe kulübü alıyor oyuncuları, atıyor soyunma odasına. Yalla, e, ilgileneceksin önce. Mesela teknik direktörünle oyuncu arasındaki uyumu görmezden gelemezsin. Uyumu ya da uyumsuzluğu Fenerbahçe Kayseri Spor karşılaşmasında maç öncesi e, İsmail Kartal bütün futbolcuları orta sahaya topladı ve bir konuşma yaptı. Bu konuşmayla alakalı ne düşünüyorsun? Geri ve zamanı mıydı? Geç mi kalındı? <laughs> veyahut da neye ikna etti orada? Evet, Tümer abinin çok sevdiği bir şarkı var. Kandıramazsın. Biliyor musun? Gülben Ergen. Tam işte o hikaye o. İsmail Hoca'nın o konuşmasına o şarkıyı fon yapın. Geçti artık. Sen taraftarın gözünü boyayamazsın bu saatten sonra. O konu kapandı. Sıfır kupayla bitirdin sezonu. Sıfır kupayla. Ve gidip şimdi bir de rakibinin kendi stadında senin maçında şampiyon oluşunu izleyeceksin. Hadi buyur bakalım. Şu çektiğin acıya bak. Şimdi İsmail Kartal çıkıp rekorlar kırdığından bahsediyor ama sıfır kupayla sezon finalinde rakibinin şampiyonluğunu izleme ihtimali çok yüksek. Neyin başarısı? İsmail senin diyeceğim. hep dediğin nokta var abi. İsmail Kartal kendini Fenerbahçe teknik direktörleriyle yarıştırıyor geçen yıllardaki ama asıl rakibi Okan Buruk. Şu anki Galatasaray. Evet. Yani senin rekorlarının da üstünde rekorlara sahip. Kusuruma bakmasın. Jesus tanıyo hoca değil. Aykut Kocaman da niye hoca değil? Sergen Yalçın da niye hoca değil? Okan Buruk'tan asla ve asla iyi hoca değil. Emre Belözoğlu'ndan da bana göre iyi hoca değil. Fenerbahçe, bak büyük takım teknik direktörü sınıfı özelliği İsmail Hoca da yok. İsmail Hoca'nın insanlığıyla falan hiçbir sıkıntımız yok. Tam tersine çok beyefendi adam İsmail Hoca. Bir Fenerbahçe efsanesidir. Ama teknik direktörlük kısmında Fenerbahçe'ye gelmeyi hak edecek kadar başarılı değil. Buna rağmen kendi profiline uygun olduğu için yönetim olarak getirdi. Bu başarısızlığı önce yönetim sonra İsmail Hoca göğüslemek zorunda. Çok başarılı falan değiller ya. Başka türlü düşünüyorsan da söyle. Tartışabiliriz bunu. İlk yok sorun hayır yok. hayır kesinlikle sana katılıyorum. Şunu düşündüm ben. Ee, dalmamın sebebi oydu. Geçtiğimiz günlerde Atınç Nukan çıktı dedi ki ben Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın çok seviyordum. Doğru. Sürekli önde oynayan Doğru. sürekli top kazanan ve kaleye giden bir Beşiktaş vardı. Doğru. Caner Erkin de çıktı dedi ki mesela biz Şenol Güneş'le anlaşamıyorduk dedi ama başarılıydık. Aslında İsmail Kartal Ceko'yla işte sıkıntı yaşadı. Zaman zaman Tadiç'le yaşadığı konuşuldu. Demek ki Beşiktaş'ın en iyi dönemindeki Şenol Güneş de futbolcularla sıkıntı yaşadı. Ama iyi bir taktisyen mi dersin, iyi bir e, idareci mi dersin olayları bir şekilde şampiyonlar kadar götürebildi. Emirhan, İsmail bazı, Kartal bunu da yapamaz. Bazı teknik direktörler vardır. Baksana yemin ediyorum. Personel, futbolcu, malzemeci, doktor bir tane insan tarafından sevilmezler. Bazı hocalar böyledir. Ama adam içeriye girdiği zaman titrersin. Adam içeriye girdiği zaman veya sana bir taktik verdiği zaman esnetemez. Adamın dediğini yapmak zorunda kalırsın. Başına iş gelmez, sıkılırsın. Saygı duymak, biraz çekinmek sevgiden daha değerli futbolla futbolcu arasında. Anladın çok, mı? Yani bu çok kritik bir şey bence senin. Evet. Yani çok böyle ah hocam canım hocam iyi hocanın, <laughs> iyi hocanın sevdiğin hocanın tamam mı? İyi insanın bir sürü e, antrenmanını esnetirsin, verdiği takviye esnetirsin kamp dönemini esnetirsin. Ya hocam bana izin ver dersin. İyi niyet suistimale. İyi niyet suistimal etmek futbolcunun işidir. Ama teknik direktör sana bu çizgiyi çizdiği zaman, bu mesafeyi koyduğu zaman hocayı sevmene hiç gerek yok. Bu çok yanlış bir bakış açısıdır. İyi insan başka bir iş yapsın o zaman. Anladın mı? İyi insansan başka bir iş yap. Profesyonel. Oyuncuyla doğru mesafeyi koyabilen yıldız oyuncu bence idaresinde bu var. Yani seni sevdiği kadar senden çekinmeli. Ha, bazı oyuncu var ifla olmaz. Balotelli iflas edebilir misin abi? Yok. Gitti adama yumruk attı gördün mü maçın içerisinde? Yok. Atıldı. Ligin kaderiyle oynadı mesela herif. Umurunda mı? Değil. 3-3.5 alıyor Adana Demirspor gibi perişan duruma doğru giden bir cami adam. Gitti bir de atıldı maçın ilk yarısında adama yumruk attı. Ya adama niye yumruk attın? 6 tane yedin bir de üstüne. Abi kusura bakmasın yani o da Mancini ile bile problem yaşamış bir adam. Olmaz. Mümkün değil. Parayı sokağa atıyor Adana Demirspor. Yani hiç, hiç başkasını kabul etmem. Peki Fenerbahçe'de şunlara da değinmek istiyorum. Muhtemelen İsmail Kartal'la sezon sonu yollar ayrılacak. Ceko ve Tadic'in durumu. Yani evet. iki yıldız hem yaşları da var ama aynı zamanda Fenerbahçe'ye katacak tecrübeleri de var. Sence onlarla yolla devam edilir mi? Edilmez. Ee, Fenerbahçe muhtemelen bir şampiyonlar ligi eleme oynayacak. Doğru mu? Doğru. Sezonu erken atacak. Turnuva da var. Turnuva da var. Şunu söyleyeyim. Bir kere teknik direktörünü o şampiyona başlamadan evvel Fenerbahçe belirlemek zorunda. Belirledikten sonra da Ceko, Tadic gibi oyuncular üzerindeki fikrini alacaksın. Aynı zamanda karşılıklı görüş alışverişi o oyuncuların da fikrini alacaksın. Kimse Cekoya ve Tadic'e hayır demez. İyi teknik direktör için söylüyorum. Peki bir şey sorabilir miyim? Ceko ve Tadic teknik direktöre hayır der mi? Yani Diye kimin diyebilir. geleceğine karar verirler Hayır. Kimin geleceğine karar veremezler. Ama ben burada kalmak istemiyorum diyebilirler. Her oyuncunun hakkıdır bu. Yani onlara danışılır mı aslında onu sormak Bak, için? Bak sana şunu söyleyeyim. 35 yaşında 36 oldu değil mi Tadic? Tadic 36 Abi Jeko. 53 maç oynadı. 53. Yanlış bilmiyorsam 48 veya 49 diye 11. Tadiç'i tutmamak için deli olmak lazım. Neden tutmayacaksın Tadiç'i? Tadiç'e maç seçersin. Bir sezonunda 40 tane üst düzey maç oynar. Senin sol kenar ya da 10 numara problemini çözer Tadiç. Bugün Mertens ile Galatasaray şampiyon oluyor. Sen Tadiç'i mi tartışacaksın? Fenerbahçe'nin genel yapısını tartışabiliriz. Şampiyonluğu neden kaçırdı? Ama bu Tadiç üzerinden okunmaz. Tadiç'in bireysel performansı çok yüksek. Fenerbahçe'de santrafor konusu biraz tuhaf. Çünkü 30 golün üstüne çıkmış Valencia'yı da beğenmediler. Anladın mı? Ya bazen bazı Fenerbahçe'li arkadaşlarımla konuşuyorum. Valencia'yı var ya alıp böyle yerden yere vuruyorlar. Diyorum ki emin misiniz ya? Bak Valencia 30 golün üstünde attı. Tarihinde kaç tane 30 golün üstünde atan var? Biz beğenmiyoruz. Ceko'yu da beğenmiyoruz. Kimi beğeniyorsun? Batşahi. <laughs> Daha çok şampiyon olamazsın. Aklında olsun. Daha çok kaçırırsın. Yani anladın mı? bir kere futbola böyle bakıyorsan daha çok şampiyonluk kaçırırsın. Abi Ceko'yla örnek veriyorum Valencia'nın geçen sene yaptığı iş tartışmaya kapalı benim gözümde. Keşke bu sene tutsaydın Valencia'yı. Niye tutmadın? Bir 20 gol daha demekti çünkü. Senle kimyası uyuşmuş. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor. Cengiz'in de dediler ki Valencia 3 senelik kontrat istedi. işte 8 milyon euroya geldi. 15 Cengiz'e verdin ya. Bunu sokağa atmadığında Valencia'yı mı düşünüyordun? Ben Fenerbahçe yönetiminin yaptığı hatalardan kitap yazılır ya. Yani kimi tuttun, kimi bıraktın. Lincoln ile Emre Mor'u bıraktın. İşte Luan Perez'leri, Zaysa... Crespo'yu niye bıraktın Kurun için? Ne faydasını gördün? Hepsini de bir yana koyuyorum. 6 aydan bu kadar memnuniyetsizken Livakovic çok mu şampiyon mu yaptı seni? Ne yaptı? Güzel noktalı adına. Ya Bir sürü. Bir sürü var. Ama noktalıyım. Fenerbahçe konusunda bir anda sinirim yukarı çıkıyor ya durduk yerde. Neden? Mi? Fenerbahçe'deki başarısızlığı aslında net bir şekilde anlatmış oldun. Nedenini anlatmış oldun ya. Yani bana göre Fenerbahçe yönetiminin futboldan anlamasına gerek yok. Ama güvendiği futbol akılları da sıkıntılı. Kime güveniyorlarsa, kimle görüş alışverişi yapıyorlarsa, neye göre transfer yapıyorlarsa bunların hepsini eğer bir daha seçilecekse Sayın Ali Koç güncellesin. Çünkü güncellemezse başarısızlık devam edecek Fenerbahçe'de. Erman abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok yine Fenerbahçe Galatasaray içinden geçtik hepsini. Program sonrası ben yorumları okuyorum. Sana olan teveccüh de artıyor. Beğeni, yorumlar. Sağ olsunlar. İzleyicilerimiz seni çok seviyor. Onlara da teşekkür edelim. Ligin sonuna geldik. Artık son 2-3 bölümünde içindeyiz. Erman abiyle sezon sonunda yine birlikte değerlendireceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.